Terörist başı Ferhat Şahin'in Amerika'ya girmesi halinde tutuklanıp iadesinin talep edildiği biliniyordu. Aynı talebin Almanya'ya da iletildiği ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya seyahat edebileceği duyumunu aldık dedi. CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair vermiş olduğu belgeyi de ben yine kendilerine takdim ettim. Türkiye o terörist için sadece ABD'ye değil Almanya'ya da talep iletmiş. Dikkat çeken açıklama Dışişleri Bakanı'ndan geldi. PYD-YPG sözde komutanı PKK'lı terörist Ferhat Abdüşahin'in ABD ve Almanya'ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi bu ülkelere e, ilettik. Terörist başı Mazlum Kobani'nin Amerika'ya davet edildiği biliniyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Washington ziyaretinde Trump ve senatörlere kanlı eylemlerini bir video ile izletmişti. The man who indiscriminately kills wives, mothers, fathers, men in uniform and children. Dışişleri Bakanı'nın Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı o açıklamayla Ankara'nın elinde Ferhat Abdişahin Almanya'ya da seyahat edebilir istihbaratı olduğu ortaya çıktı. Bu taleplerimizi ısrarla e, takip ediyoruz. Bakan Çavuşoğlu, bakanlığının bütçe sunumunda ABD ile ilişkilerinde zor bir dönemden geçtiğini söylediği S-400'ler konusunu da açtı. ABD'nin S-400 tedarimizi bağlamından koparıp alakasız konularla ilişkilendirmesi de elbette sorunlar yarattı. S-400'ler Ankara Washington hattında gerilim başlığı olmayı sürdürürken Rusya'dan da 2020 baharına kadar S-400'ler Türk ordusunun kullanımına hazır hale gelecek açıklaması geldi. Sınırdaysa Türk ve Rus askerleri Kobani bölgesinde 8. kez ortak devriye çıktı.